Yeniden merhabalar arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle yine çok faydalı bilgiler paylaşacağım. Takip ediyorsanız eğer Instagram ve Twitter hesaplarımızı da çok güzel faydalı içerikler paylaşıyoruz. Fakat lise öğrencileri için hiç içeriğimiz yoktu. Gelen mesajlar sayesinde de dedik ki neden liseli gençlerimiz için de içerik paylaşmıyoruz. Ve hemen sizler için tekrar araştırmalara girdik ve sonucunda bu videoyu hazırlıyoruz. Keşke bu video lise çağında benim de karşıma çıksaydı. Hepiniz benim kardeşimsiniz arkadaşlar. Ve sizler için gerçekten düzgün, faydalı içerikler sunmak istiyorum. Ve emin olun bu size çok faydalı olacak. Keşke dediğim gibi benim de karşıma bu video çıksaydı ve lise çağında ben de bu hayallerle kalmayıp bir icraata geçmiş olsaydım. Biz belki bu kadar akıllı değildik, bu kadar geleceğe yönelik düşünmüyorduk. Fakat şu zamanın gençleri lise çağında da bunları oldukça farkında. Ve ülkede gelecek kaygısı yaşayan birçok insan var bizimle beraber. Eminim sizler de bu konuda çok kaygılısınızdır. Şimdi sizler reşit değilsiniz daha. Ve normalde bir gezi planlayacak olsanız bu sizin için oldukça zor olabilir. Fakat bahsedeceğim programlarla sınırlarımızı biraz zorlayacağız arkadaşlar. Bahsedeceğim ilk programa geçiyorum o zaman hazırsanız. Tam olarak videoya başladım. İlk programımız lise değişim programı. Bu programda arkadaşlar lisenin bir sınıfını yurt dışında okuyabilirsiniz. Milli Eğitim onaylı bu programda tek yapmanız gereken size düşen kısım biraz dil bilgisine sahip olmanız gerekiyor. İkinci biraz programımız gençlik kampları. Sınava hazırlanma süreçlerini saymazsak bu tam olarak ayağınızı yere bastırabilecek bir program arkadaşlar. Semester, yaz tatilleri döneminde kullanabilirsiniz bu programı. Bu programda yapmanız gereken tek şey sosyal sorumluluk projelerine katılmanız. Ya da sizi geliştirecek bir kurs da olabilir bu. Bir diğer seçeneğimiz ise spor ve sanat proje etkinlikleriyle gitmek. Aslında bu zamana kadar çok da ilgilenmediğimiz, kafaya takmadığımız, üzerine gitmediğimiz müzik, spor, beden eğitimi, sanat dersleri bizim için aslında oldukça önemliydi arkadaşlar. Bu yeteneklerinizi, ilgilerinizi, hobilerinizi, müzik dersi gibi, beden eğitimi, spor dersleri gibi burada kullanmanız gerekecek. Diğer bir yönteme gelecek olursak arkadaşlar, benim ne dilim var, ne param var, nasıl gideceğim ben diyorsan bu yöntem de sana göre. Tabii bunun için de bir şey gerekiyor. O da yurt dışında bir akraban varsa senden şansısı yok. Bir diğeri ise ailenizle yurt dışına çıkmak arkadaşlar. Ne hem akrabanız orada veya siz ailenizi oraya gitmeye ikna ettiniz. Bu lise öğrencisi olarak cebinizden tek kuruş para çıkmayacak anlamına gelir. Ya akrabaya kitlersiniz ya anne babanıza kitlersiniz. Ve sizin için çok güzel bir deneyim, tecrübe olur. Varsa kuzenlerinizle beraber oraları öğrenip tecrübe edebilirsiniz ve bir sürü deneyim kazanabilirsiniz. Evet, yani az çok size ana fikirlerden bahsettim bu videoda. Şimdi videonun sonunu artık getirmek istiyorum. Lise öğrencileri için yani çok fazla bir seçeneğiniz yok arkadaşlar. Bu yöntemlerden birini uygulayabilirsiniz. Baktınız evet istiyorsunuz, hayalleriniz de var ve artık uygulamaya geçmek istiyorsunuz. Fakat aileniz pek oralı değil. Yani en önemli konu aslında buna karar verdikten sonra ailenizi ikna etme kısmı. Arkada destekçiniz olan bir anne veya babanız varsa çok şanslısınız demektir. Bence siz aklı başında olgun bir lise öğrencisiyseniz ailenizi de ikna edebilirsiniz diye düşünüyorum. Tüm aşamaları kafanızda şekillendirdikten sonra anne bana bunu katacak, baba ben gideceğim bunu başaracağım gibi böyle süreçleri de atlatırsanız bence eminim çok başarılı olursunuz. Umarım sizi motive eden bir video olmuştur. Ve umuyorum ki aileniz de arkanızdadır ve hayallerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Hepinizi seviyorum. Teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Abone olmayı unutmayın.